Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta savunma sanayi serimizde Türkiye'nin yerli üretim motorlarını ele alıyoruz. Türkiye'nin ürettiği motorlar var mı? Yerli üretim motorlar ne zaman kullanılmaya başlayacak? Gelin hep beraber öğrenelim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, katılmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler. Türkiye'nin savunma sanayi projelerindeki motor sıkıntısı, üretimi en çok engelleyen faktörlerin başında geliyor. Türkiye'nin motor konusunda tecrübesi, savunma sanayi lider ülkelerine göre az. Hal böyle olunca, ithal motor kullanılması nedeniyle üretim projelerinde aksama yaşandığı görülüyor. Milli Tank Altay, Atak Helikopteri, Hürkuş Eğitim Uçağı ve Milgem'de kullanılacak motorlar Amerika, Kanada, Fransız ve Alman yapımı. Uygulanan ambargo ve ithalattaki sorunlar ülkeyi çıkmaza sokuyor diyebiliriz. Bu durumla beraber milli motor geliştirmek için özel sektörün de içinde olunduğu arayışlar devam ediyor. Savunma sanayide Türkiye'nin en önemli eksiklerinden biri olan motor üretimi açığı geliştiren projelerle yavaş yavaş kapanıyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştiren motor çalışmaları içten yanmalı motorlar ve türbinli motorlar olmak üzere iki başlık altında devam ediyor. Geliştiren projeler meyvelerini vermeye başladı. Türk savunma sanayisi milli hava araçları için geliştirilen havacılık motorlarıyla ilk ihracat başarısına imza attı. Türk savunma sanayisi PD-170 motoru ile küresel arenada tarihinde bir ilke imza atarak dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya ulaştı. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit, seri imalata girdikten sonra bile biz bunun aslında motorumuzu 45 bin feet tavan irtifası olarak tasarladık. Tasarım analizi buna göre 30 bin feet'in üstünde defalarca uçtuk ve bu aslında bir rekor dünyada, bu irtifaya çıkabilen pistonlu motor bildiğimiz kadarıyla yok en azından bu sınıfta. Yani yavaş yavaş bu irtifayı yavaş yavaş 45 bin feet'e kadar test ede çıkaracağız inşallah. Yani temkinli bir şekilde çıkarıyoruz çünkü o irtifalara kadar şu anda kimse pistonlu bir motorla çıkmış değil. O irtifalara bugüne kadar kimse çıkmış değil diyerek büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. PD-170 motoru yurt dışında çok popüler olmaya şimdiden başladı bile. Motorun uçuş güvenliğinde herhangi bir sıkıntı oluşturmamış olması ve yüzlerce saat uçması güven veriyor. Anka, Akıncı ve Aksungur insansız İHA'larına güç vermek için tasarlanan PD-170 motorunun 13 motorluk ilk parti seri imalatı 2019'da tamamlanmıştı. Dizel yakıtla sağladığı 45 bin feet irtifa yeteneğiyle kalkış anında 225 beygir ve 20 bin feet kritik irtifada 170 beygir güç üreten PD-170 motoru dünya çapında sınıfının en iyisi olarak dikkat çekiyor. Şu ana kadar PD-170 motoru 5 ülkeden sipariş almış durumda. Bir ülkenin siparişinin kesinleştiğini söyleyelim. TEİ yürüttüğü özgün motor projeleriyle son yıllarda birçok ilkeye imza atarak verdiği sözü tuttu. Son 6 yıla geliştirdiği 3'ü dizel, 2'si benzinli ve 4'ü jet yakıtlı olmak üzere 9 motor projesiyle Türkiye'nin gurur kaynağı haline geldi. Adım adım ilerleyen T'nin bir diğer önemli motor projeleri ise TF-6000 ve TF-10000 motorları. Bu motorlar insanlı insansız savaş uçakları, bölgesel yolcu uçakları, 10 ton kalkış ağırlığında sivil askeri helikopterler, hücum bot ve enerji santralleri gibi farklı milli platformlarda kullanılabilecek düzeyde tasarlandığını söyleyelim. T'nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde geliştirmekte olduğu Türkiye'nin ilk milli hafif genel maksat helikopteri Gökbey, motoru TS-1400 turboşaft ile 19 Nisan 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 1660 beygire kadar güç üretimine sahip motorun, üretiminde de imalat ve malzeme teknolojileri alanında TEİ pek çok imza attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de ilk tek kristal türbin kanadı üretimini gerçekleştiren şirket, ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisini geliştirdi. Bunun yanı sıra bir diğer merak edilen konu ise milli muharip uçak olan Kaan'ın motor üretimi. Bilindiği üzere Kaan'ın aralığın sonunda uçması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Kaan'ın motor üretimi için İngiliz firması Rolls-Royce ile anlaşma imzalandı. Kale Grup İngiliz devi ile birlikte çalışarak milli savaş uçağı Kaan'a motor üretmesi hedeflenenler arasında. Peki Kaan motor üretimi bitene kadar hangi motorla uçacak? Aralığın sonunda dünyaya sergilenecek olan savaş uçağı Kaan, F-16 motoru olan
F110 motorunu kullanacak. Her ne kadar F110 motoru kullanılsa da bunun içinse Türkiye uçak motoru bakımından tecrübeli şirketlerle işbirliği yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Türk savunma sanayisinde yerli motorların durumunu ele aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.